Merhaba arkadaşlar, yeni videoyla karşınızdayım. Yine daha önce video çektiğim evdeyiz. Update'ler göstermek için video çekiyorum. Önce dışarıdan başlamak istedim. Dışarıda neler yaptık? Burada daha önce bir sürü çalılar vardı, ağaç tarzı. Ondan büyük bir kısmını kestik. Kaba temizliği yaptık. Buralarda yine aynı o şekildeydi. Çok fazla ağaç çalılar vardı. Onların büyük bir kısmını buldurduk ve taşıdık. Daha tam yani ince detaylar daha yapmadık ama en azından işin kabasını hallettik. Şurada elektrik kablosunu engelleyen bir sürü dallar vardı. Şurada büyük dallar vardı. Bak şurada görüyorsunuz zaten. Onların hepsi kesildi. Ve elektriğimiz takıldı. Bu arada geçen elektrikçi bizlerde çalışıyordu. Ve elektriğimiz şu an geçen hafta itibariyle çalışmaya başladı. Dışarıda genelde landscaping tarzı işler yaptık. Bunları taşıdık, çöpe attık falan. İçeride epeyce bir ilerleme var. Şimdi içeriği göstereceğim size. Hey guys. Şimdi içeride neler yaptık? Daha önceki videomuzu hatırlıyorsanız şurada bir duvarımız vardı. Büyük bir duvarımız vardı şurada. Bu tamamen kaldırıldı. Zaten şu mavi mor gibi gözüken şeyler yeni taktığımız çıtraklar. Şuraya büyük bir supporting bin konuldu ve ekstra işte altlıklar takıldı buralara. İşte şuraları kontrol eden lambalar, şeyler takıldı, prizler takıldı. Daha sonra hala burada devam ediyor işlerimiz. Şimdi floru hazırlıyoruz. Florumuz hazırlanacak. Duvarlar sand yapılıp boyanacak. Boyandıktan sonra ya bu alan tamamen boyandıktan sonra yerleri takmaya başlayacağız. Şimdi şuradan bakarsanız şu açıdan daha iyi görebileceksiniz. Şu an daha burayı hala kapatmadık gördüğünüz gibi. Daha burada wiring işleri hala devam ediyor. Burada diğer bir priz takılacak. Bu priz lambayı kontrol edecek buradan. Daha sonra burası kapanıp buradaki işlemler bitmiş olacak ve boyamaya geçeceğiz. Yani sand yapıldıktan sonra, ağaçlar yapıldıktan sonra. Burası böyle. Yani epeyce bir zamanımızı aldı burası. Yani çok az iş yapılmış gibi gözüküyor ama o duvardaki tüm mavi çıtrakların hepsi çıkarılmış. Daha önce eski çıtraklar vardı. Çok eskiydi. Onları çıkardık hepsini. O yüzden yeni taktık. Burası bir haftadan fazla zamanımızı aldı. Şimdi yukarıya geçiyoruz. Yukarıdaki tuvalet ve banyoyu göstereceğim. Burada bir iki iş yaptık. Yapmaya devam ediyoruz. Şu an burada hala elektrik yok. Şimdi ne yaptık buraya? Hatırlıyorsanız burada bir tane kapı vardı. Şimdi bu kapıyı kapattık. Buralara şıtrak yapılmaya hazır hale geldi. Plumbing ile alakalı bir iki çalışma yaptık. Daha önce bizim plumbingimiz buradaydı. Şu gördüğünüz deliğin içine çıkıyordu ve tam buradaydı. Yani lavabo buradaydı. Biz lavaboyu şimdi buraya alacağımız için buraya taşıdık, kenara koyduk. Tuvaletimizi buraya koyduk. Daha önce şuradaydı. Şimdi oradan kalkacak. Buraya olacak. Yani girdiğiniz zaman sinkimiz burada olacak, lavabomuz. Tuvaletimiz burada olacak. Ondan sonra burası da shower'ımız olacak. Duş alınacak yerde. Tam burada olacak. Kenarlar tamamen fayansla döşenecek ve shower'ımız burada olacak. Büyük ilerleme kaydedildi aslında. Çünkü işin en çok zaman alan kısımlardan birisi de burası. Şimdi buraya geçelim. İkinci, burası çocuklar yahut da misafirler için tuvalet banyosu. Burası da ebeveyn banyosu, tuvalet banyosu. Şimdi burada neler yaptık ve neler yapıyoruz ona bakalım. Şimdi burada da aynı şekilde daha önce sinkimiz şu delikten çıkıyor. Buraya geliyordu çünkü küçük burada bir sink vardı. Şimdi biz daha genişini koyacağımız için bunu ortalamak zorunda kaldık ve şöyle biraz taşıdık. Sinkimiz burada olacak. Şöyle geniş bir şekilde olacak. Ondan sonra tuvaletimiz buradaydı. Eski tuvaletimiz. Şimdi buraya taşıyacağız. Şuraya. Buradan buraya taşıyacağız. Ondan sonra burada bir duvar vardı hatırlıyorsanız. Bu duvarı kaldırdık, bunu tamamen kaldırdık. Şimdi bunlar işte
Bunların hepsi kalkacak. Tekrar yeni şitrak konulacak buralara. Elektrik çalışmalarımız devam ediyor. Burada bir elektrik kablosu vardı. Buradaki kısım kontrol ediyordu. Şimdi hepsinin buradan kontrol edeceğimiz bir sistem yapmaya çalışıyoruz. Ve buraya bir shower, bathtub taktık. Eskisi çok kötüydü. Şu an yenisini koyduk yerine. Daha bitmemiş durumda ama çok yakında uzun çalışmaya başlanacak. Şimdi buralara şitrak takılmaya başlandı. Bu gördüğünüz mor olanlar, mavi olanlar diyelim artık hangi renkse. Bunlar rutubetli alanlarda kullanılan özel şitraklar. Normalde diğerleri beyazdır. Bunlar mavi olanlar rutubete dayanıklı banyolarda, mutfaklarda, basementlarda kullanılan şitraklardır. O yüzden bunları kullandık. Rutubete daha dayanıklı bunlar. Burada başka şu plumbingler takıldı işte. Yeni PEX plumbingler. Bunun özelliği en son teknoloji bunlar. Ve bunların avantajı, birçok avantajı var. Çok ucuz bir defa. Eskiden bakırdı. Bakırların faydaları var. Sağlıklı ama çok dezavantajları var. Çok pahalı. Taşıması çok zor. Ve soğukta şişip patlayabiliyor. Bunlar tam tersine çok ucuz. Çok dayanıklı. Soğukta bunlar şişiyor. Buz tutmuyor. Yani tamamen buz soğuğa dayanıklı bir sistem. Taşıması çok kolay. Böyle rulo haline getirip yani böyle 100 metre şeyi tramda taşıyabiliyorsun ama diğer türlü o boruları uzun borular halinde koymak zorundasın. Epeyce bir zahmetli, zor işte. Bunun sayesinde şimdi işlerimiz çok daha hızlandı. Bunları buraya geçiriyorsunuz ve şunları sıkıyorsunuz ve plumbing'iniz takılmış oluyor. Diğer türlü kaynak yapmanız gerekiyordu. Yani başlı başına bir iş yani. Bu tamamen Lego gibi. Birbirine takıp şunu sıkıştırıyorsunuz ve bitiyor. Şimdi evin tüm plumbingini PEX plumbingi yapıyoruz. Bu büyük bir update. Çünkü koca bir evin plumbingini yapmak epeyce bir büyük bir proje. Bu odalarda çok bir şey yok. Hatta hiçbir şey yok. Sadece şu an eşyalarımız falan filan var. Çalışan işçilerin kullandığı eşyaları buraya koyuyorlar. Burada bayağı bir materyal var. Bu odalarda bir çalışma oldu ama daha bitmiş durumda değil. Duvarlarda bazı sıkıntılar vardı. Sıkıntılar şuydu. Eskiden çivi kullanırlardı ve çivi zamanla çıkıyor böyle gevşiyordu. Vurduğun zaman ses çıkıyordu. Bunlar hepsi vidalandı. Ve artık macunlandı ve boyanmaya hazır. Tavanlar gördüğünüz gibi boyandı ve her şeye hazır. Boyamaya hazır. Boyamaya hazır. Bu odada da aynı işler yapıldı duvarlarında ve ceilingleri boyandı. Hallway'lerde de aynısı yapıldı. Hallway'lerde hazır boyamaya şu an. Tüm işlemler yapıldı. Bu odada da aşağı yukarı aynı işler yapıldı. Ama tavan hala boyanmış değil. Gördüğünüz gibi orada hala lekeler var. Tavan boyanacak ve duvarlar boyanmaya hazır durumda şu an itibariyle. Başka ne gösterebilirim size? Döşeceğimiz tayların renklerini gösterebilirim. Nasıl taylar döşeceğiz bu tuvalete, banyoya? Onları gösterebilirim. Aşağı doğru gidelim. Basement'ıma da doğru gitmemiz lazım göstermem için. Evet. Şimdi bunlar tuvalete, banyoya döşenecek tile'ların bir kısmı. Şimdi şu altta gördüğünüz şu renk misafir banyosunun duvarlarına ve yerlerine olacak. Şunlar da şerit halinde boydan boya döşenecek bir dekorasyon gibi olacak. Şu gördüğünüz tile'da, şu açık olan da ebeveyn banyosunun yerlerine, pardon, duvarlarına konulacak bunlar. Yerlerine ahşap görünümlü bir tane tile'ımız var. Onları kurmayı planlıyoruz. Onlar konulacak. Burada gördüğünüz gibi şu PEX dediğim olay, bu olay. PEX plumbing. Biliyorsun burada yani nereden baksanız bir 20-30 metre belki 50 metrelik boru var.
şu kadar. Şöyle elinde çok rahat taşıyabiliyorsun. Taşıması kolay, döşemesi kolay. Hortum gibi bir yere sokup oradan oraya hemen geçirebiliyorsun. Bakın burada o peksler buradan böyle geliyor. Sonra bunu götürüyorsunuz, farklı bir yere bağlıyorsunuz. Aşırı derecede kolay, ucuz ve çok dayanıklı. Şimdi buralarda çok anlatacak bir şeyler yok daha hala. İşte temizlendi, bir iki işlemler yapılmaya başlandı diyelim. Öyle. Başka da bir şey yok gibi herhalde anlatacak. Şu an hala inşaatımız tüm hızıyla devam ediyor. Umut ediyorum birkaç hafta tekrar bir update videosu çekerim ve update'leri gösteririm. Bugünlük de bu kadar diyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle.